Değerli Çiftçi TV izleyenleri, kıymetli bir misafirim var. Evet, Zülfikar hoş geldin. Hoş bulduk abi. 2 yıl önce yine görüşmüştük Zülfikar'la. Evet, pandemi zamanıydı. Evet. Biraz maskeli maskeli görüşmüştük ama. Yine nasip oldu, geldi, uğradı ve bir adet damızlık arımız kendisine sözümüz vardı. Onu yerine getirdik şimdi. İnşallah alıp gideceksin. İnşallah. Önce bir tanıyalım seni. Ben Zülfikar Akgül. Aslında buralı sayılırım. Evet. Şarköy, Hoşköy'lüyüm. Yalova'da yaşıyorum. Bizim için de Yalova çok güzel. Hususi sohbetlerimizde bahsetmiştik. Hani gençliğimin bir döneminde Yalova ile ilgili güzel anılarımız da var. Güzel hatıralarımız da var. Birçok ortak noktamız evet. oluyor aslında böyle. Hem hemşire olmak hem arıcılığa başlayabilmek. Zaten ortak noktamız arıcı en büyük ortak nokta. Evet. Arıcı hep söylediğimiz gibi doğa sever. Aynı zamanda tabii ki yayın öncesi yaptığımız sohbetlerle hayat görüşümüz, dünyaya bakış açımız, farklı dostluklarımızın bir arada ortak noktalarımızın çok kesiştiği samimi, güzel, elektrik hissettiğim dostlardan birisin. Allah razı olsun abi. O sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ederim. Hepimizden razı olsun. Birkaç sorum olacak. Tabii. Sana. Bakalım bu sorular neticesinde biz de izleyenlere yardımcı olalım. İnşallah. Ne kadar oldu başlayalım bu mesleğe? 3 sene oldu. 3 sene oldu. 3 yıldır da videolarımızı izlediğini söylemiştin. İlk başladığı dönemler diyebilirim yani. Evet. Aslında öncesi var. Arıcılığa başlamadan önce. O kadar. Evet, bir araştırma şeylerinde o zaman denk gelmiştim zaten. Çok teşekkür ederim. Tabii hemşire olmak, işte ya. Şey olmak, bunlar ekstra bir takip evet, şeyi. Evet, vesilesi oluyor vesilesi değil mi? Vesilesi oldu. Tabii. Evet. İyi olmuş. Ben de çok mutlu oldum. Bizim Hoşköylüyüz ama Yalova'da nerede aralarımız? Yalova şu an Laledere köyünde. Geçen sene Kurt köyündeydi. Kışlatmayı da İznik'te yapıyoruz. Kışlatmayı İznik'te yapıyorsunuz. Evet. Kaçıncı kışlatman olacak? Bu sene 3. kışlatmam olacak. Bu sene 3. Evet. kışlatma. Aslında arı kışlatmalarında riskli bir bölgede yer alıyorsunuz. Çünkü o bölgeler bizim Trakya'da buna dahil olmak üzere riskli bölgelerdir kışlatmalarda. Evet. Mevsim geçişleri çok farklı. Mevsim geçişleri çok sert olduğu için evet. Biraz kışlatma zor. Çekirgeler de bizi yapıyor. Provokatı yani yapıyor değil galiba, mi? Galiba evet. Programı bölecekler evet, program herhalde. Ama şimdi sahnenin de bir bölümü onlar olmak evet. zorunda. Dediğim gibi riskli bir bölge ama evet. Biz bu riskli avantaja çeviriyoruz. Evet. Bir kere doğal mücadeleden şaşmayacağız. Hakikaten. Ne kadar o bölgede kimyasal kullanırsa inan bana kışlatmadan da çıkma oranı o kadar daha düşüyor. Düşüyor. Aslında düşüyor. Evet. Bu bir gerçek. Kabul ediyorum. Zor bir kışlatma bölgesi bu bölgede. Çünkü tam mevsim geçişlerinin ters olduğu bölgeler. Evet. En uygun Türkiye'de kışlatma bölgeleri nereleri? Ege, Akdeniz bölgeleri en uygun. Ya da en soğuk bölgeler en uygun biliyor musun? Evet. Yani Doğu Anadolu bölgeleri de en kışlatma için uygun. Çünkü arı bir kere salkıma geçtiği zaman evet. Kolay kolay uyanmıyor ve enerji tüketimini de tasarruflu bir şekilde sağlıyor. Biz kışlatmamızı Akdeniz, Ege bölgesinde yaparsak arı tam bir uyku haline yatmıyor. Fakat burada da sürekli beslemek gerekiyor. Büsbütün yavruyu da kesmiyor. Evet. Bu bir avantaj. Buyur. Bizim bölgemizde arı yavruyu kesiyor. Evet. Ve salkıma da geçmiyor. İşte en büyük risk de bu. Evet. Ne yazık ki en büyük ölümlerin başında da bu. Aynı zamanda çok inanılmaz enerji de tükettiği için de bir açlık söz konusu oluyor. Açlık ölümleri de yaşanabiliyor. Kışlatma için riskli bölgedeyiz, kabul ediyorum. Ama bunda pes etme yok. Kesinlikle. Tabii biz evet. arıcılığın da keyfini öyle çıkaracağız. Usta arıcı biraz öyle belli olacak kardeşim. İnşallah. Değil mi? Evet. Ben çok mutlu oldum. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kısmetse biraz aslında daha kovanalım. Aslında zaten yardımcı oluyorsunuz. Hani burada videolardan çok takip ederek o çok şeyi sağ alıyoruz. O yardımı alıyoruz zaten. Evet. Yani video çekim öncesi sağ olsun beni biraz hak ettiğimizden fazlasıyla övdü. Az bile oldu. Utanıyoruz da mahcup da oluyoruz ama çok teşekkür ederiz. Böyle dostluklarımızın olması, dostluklarımızı kurması çok güzel bir şey oluyor. Bir tane damızlık nasip oldu bizden. Nasip oldu bu sene inşallah. Güzel bir şekilde ondan kısmetse yine ana arı üretip evet. güzel bir soy
devamı sağlayacağız. Ben de mutlu oldum. En azından bizim bir hatıramız olacak. Evet. O şekilde bir şeyimiz olacak, kovanımız olacak. Teşekkür ederiz güvendiğin için. Yani ne demek? Biz ilk defa bu yıl bir damızlık satışına başladık. Evet. Normalde geçen yıl yapacaktık. Sonradan biraz vazgeçildi. Bu yıl başka projeler var. Sana özelden bahsettiğim evet. Daha özel projelerimize de ayak uydurabilmek için, biraz onlara da vakit ayırabilmek için zaten belli bir aşamaya geldiğimiz sakinlik, bal verimi, evet. Bu projemizdeki arıları da yakın çevremize, dostumuza bir an önce satışını yapalım ki hem biz bu emeklerimizin karşılığını maddi olarak alalım, hem de maddiyattan daha da ziyade bunları artık yerli ırk olarak yaygınlaştıralım. Yani evet. Temel amacımıza ulaşalım. İnşallah o da başarılabilecek bir şey. Olacak. Yerli ırklarımızı tekrardan kendi bölgemiz için başaracağız. Bunda hep beraberiz. Sizlerin desteğiyle olacak bunlar. Bizim için bir keyif. Senin gibi aslında arıcılarla tanışmak, senin gibi arıcılarla sohbet etmek. Aynı zamanda ahlaki değerleri de çok güzel. Tabii tekrar tekrar aynı şeyi söylüyor gibi olabilirim ama kamera öncesi sohbetimize ne kadar efendi bir kişiyle ait olduğunu, arıların ahlakıyla nasıl paralel bir kardeşim olduğunu da hissettim zaten. Bir kez daha gurur duydum. Allah razı olsun abi. Hepinizden razı olsun. Çok mutlu oldum. Ailede meraklı var mı? Eş meraklı mı? Yok. Biraz değil. Mesafeli. Evet, mesafeli. İleri doğru onlar da olacak. İnşallah. Yalova'da nerede aralarımız? Yalova şu an Laledere köyünde. Tamam. Kestane ıhlamur bölgesinde. Zaten bizim Yalova'nın kestane ıhlamur balı oluyor sadece. Şey olarak. Peki beraber aynı aralıkta olduğunuz başka dostlar var mı? Yakın olduğumuz var. Geçen sene aynı aralıktaydık. Evet. Bu sene yerleri değiştirdik diyeyim. Peki birbirinize yardım etme durumları söz konusu oluyor tabii. Mu? Tabii. Yani sağ olsunlar. Onlar da bana yardımcı oldular çok. Biz de işi öğrenmek adına ekstra çaba sarf ederek yardım etmeye çalıştık arkadaşlara. Çünkü teorikle pratik bir olmuyor. Ne kadar teorikte bilgilerimiz olsa da pratik başka bir şey. İçin içine girmek başka bir şey. Bu yüzden mesleğe yeni başlamak isteyen dostlarımız da varsa ne olur? Bir yakın dostla beraber, bir yakın arıcıyla beraber bu mesleğe bir bismillah desin. Daha evet. Doğrusu o olacaktır. Yani işin şeyi şu, bir ustalık öğrenebilmek için veya bir üniversiteden mezun olabilmek için 4-8, 12 yıl evet. Bir üniversite öncesi doğru. Hazırlık oluyor. Doğru. Arıcılık da öyle. Yani bir arıcılık yapabilmek için dediğiniz gibi usta bir arıcının yanında yardım ederek çok çalışarak öğrenilebilir ve en doğrusu da o şekilde olur. Evet, bir körük yakarak, körük tutarak, duman yaparak değil mi? Acemiliği evet. O şekilde atlatmak yani lazım. Yani ilk başladığımda o körüğü yakmayı bile bilmiyordum. Tabii. Yani nasıl yanında, yani sağ olsun yanında yardım ettiğim arkadaş şöyle yapacaksın böyle. Yani körüğü yakmayı bile o şekilde öğrenebildim. O bile bir yetenek. Evet. Değil mi? Tabii. Yani bir saat uğraş, yani körüğü yakamazsın. Ne atılacak, ne atılmayacak. Yani şimdi bana kalırsa şuradan çerçöp alayım, evet. Bir şey alayım. Ama hani çam ağacının kozalağını alayım. Bana kalırsa öyleydi. Ama işte, onun ayrı bir ilmi varmış, ayrı bir tekniği varmış. Değil mi? Önce evet. Bir tutuşturma. İnce dallar, inceden kalına gidip bir köz yapmak. Evet. Ya da portakal, karton bile yakacaksak bir rulo şeklinde yapıp o şekilde evet. Bir sistemi kurmak doğrusu. İşte aslında arıcılık sadece arıcılık değildir diye ısrarla vurgulamamın sebebi bu. Arıcılıkla beraber hangi dal yanıyor? Bunu çocuklarımız da bilecek zamanla. Evet. Mesela bir kavak ağacının köz tutmadığını öğrenecekler. Evet, benim öğrendiğim gibi. Değil mi? Evet. Ya çünkü bakacaklar ki bak bu ağacın çamın ikisi daha güzel oluyor. Daha güzel duman yapıyor. Evet. Ne kadar çürükse daha çabuk tutuşuyor. Bu hayata dair de bir ders oluyor. Bir diğeri de arıcılardan hep duyduğum şey şu oluyor. Artık doğadaki çiçeklere daha farklı bakıyorum diyor. Bu çiçekten nektar gelir mi? Mesela bize en çok sorulan sorulardan birisi o. Bu çiçekten bal gelir mi mesela? Bu evet. Çiçekten nektar gelir mi? İnsanlarda bir farklılık uyandırıyor arıcılık. Ayrı bir bakış açısı uyandırıyor. Yani, çok da şimdi güzel. Şimdi İstanbul'da büyüyüp yetiştiğimiz için hani çiçek benim için
Çiçeklerin hepsi çiçek. Yani mevsimi varmış, zamanı varmış, balı varmış. Bunları hiç bilmiyorum. Ya. Yani bir karaçalı benim gözümde bir diken. Değil mi? Ama bizim kestane öncesinde arıyı en çok besleyen ya. Bal karaçalı balı. Ya. Yani bundan 5 sene önce karaçalı dediğim zaman ben dikene basmayayım, dikene girmeyeyim düşüncesi vardı. Daha doğrusu onun karaçalının adını bile bilmiyordum. Ya işte şimdi her şeyi çiçek olsun, işte farklı meyveler olsun. Ne zaman açar? Ne zaman açar? Balı var mıdır, yok mudur? Evet. Yani bir çam ağacının şeyi yok ama çam balının nasıl olduğunu öğreniyoruz. Evet. Çok güzel bir meslek. İnsanlara bir farkındalık katan, beraberinde yine de manevi bir haz da katan bir meslek. Peki bal satımını nasıl yapıyorsun? Yani mesleğe girecek olan kişiler için bal satışları genelde arıcılar için çok büyük bir sorun maalesef. Çünkü tüketiciler en çok market ballarını tercih ediyorlar. Evet. Biz de ısrarla diyoruz ki illaki yakınınızda Zülfikar gibi bu mesleği yapan değerli arıcılar vardır. Ve temiz, hemen hemen her bölümde bahsettiğimiz için çok bahsetmeyeceğim. Çekim öncesi çok konuştuk. Doğal üretim, kimyasal kullanmadan üretim yapan nadir arıcılar var. Onlardan birisin. Sizden alsınlar, size ulaşsınlar. Pazarlamada sıkıntı yaşıyor musun sen de bizim gibi? Yani pazarlama tabii bu her arıcın sorunu gibi bizde de öyle bir sorun oluyor. Tabii İstanbul'da doğup büyüdüğümüz için çevremiz orada. Biraz daha belki kolay oldu ilk başlarda. Zaten az bir üretimle başladığımız için. Ama tabii ileride üretim çoğaldığı zaman daha şimdiden düşünüyorum. Yani 300 kilo balım varken satabiliyorum ama 2 ton balım olursa ben ne yapacağım düşüncesi ya. Oluyor. Genelde bir mesleğe bir meslek yapanlar başka bir mesleğe girmeyi planlayan kişilerle istişare yaptığında ama kardeşim girmeyin etmeyin denir. Bunu biz hiçbir zaman söylemiyoruz. Bilmiyorum dikkatini sekiyor mu ama benim bütün videolarımda hep yapın, edin, evet. Olur, başarırsınız. Çünkü arıcılık halen, bakın, halen gizli kalmış en güzel mesleklerdendir. Halen gizli kalmış en güzel mesleklerdendir. Ancak pazarınızı kendinizin oluşturması en doğru olanacaktır. Önce bir çevrenize, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, kendi bal tüketiminizden sonra onlara küçük küçük pazarlar yaparak aralığınızı büyütmek en doğru yöntem olacaktır. Evet. Bu büyük bir sıkıntı ama biz sizler gibi dostlarımızla beraber bu sorunu çözeceğimize inanıyoruz. İnşallah. Neden? Zaman zaman kademe kademe bu sefer Yalova'daki dostlarımızla bir kooperatif oluşturacağız. Sen orada örneğin olacaksın. Birçok yerde birçok dostumuz olacak. Onlar bu işleri organize yaparak temiz bal üretenlerle temiz bal isteyenleri birleştireceğiz. Bu belki 4 yıl sürecek, 5 yıl sürecek ama bunu da ilerleyen dönemlerde başaracağız. Ben daha çok arıcılık mesleğini yapmak isteyen, arzu eden kimler varsa yapabilir miyim, edebilir miyim bunları konuşuyorum şu an seninle. Ki yapabilirler mi? Seviyorlarsa başarırlar değil mi? Yani çok kolay başarılır. Buradaki tek şey bir arıcının yanına gidip o körüyü yakmak. Evet. Zaten ondan sonra öyle bir şey ki bırakmak isteseler de bırakamayacaklar. Yani arıcılık yapmayacağım dese bile o arkadaşın arılığına gidip o körüğü yakacak, o arıyı açacak. Evet. Bir yandan cırcır böcekleri, ağustos böcekleri, bir yandan da arılar çalışıyor. Evet. İşte arıcı da bu cırcır böcekleri gibi değil. Onlar şarkı söylüyor, saz çalıyor. Evet. Biz çalışacağız, para kazanacağız. Kışın hem o balı tüketeceğiz, inşallah da satarak da bir ek gelir olarak elde edeceğiz. Evet. Zaten şunu söylüyoruz. Bütün işinizi, gücünüzü bırakıp arıcılık yapın demiyoruz ki. Kesinlikle. Değil mi? Ya, bu bütün meslekler için aslında böyledir. Yani tabii. Bilinmeyen bir işe girmek risktir. O yüzden bir kendinizi deneyin, kendinizi tartın. Bir inek olsa, bir tavuk olsa her gün gelip bakmak zorundasın. Evet. Ona her gün ilgi göstermek zorundasın. Arıcılık biraz daha esnek. Ve bir doğa severliğin katmış olduğu bazı özel yetkiler de olacaktır sizlerle beraber. Sosyalleşme, ailenizle piknik vesaire farklı bir arkadaş grubunuz da olacaktır. Bundan dolayı istiyoruz. Yoksa herhangi bir maddi bize karşı bir yani beklenti evet. Söz konusu değil. Bilakis bize tam aksine bir rakip gelmiş oluyor. Ama ona rağmen söylüyorsak bu işteki samimiyetimizi anlamalarını istiyoruz yani. Evet. Mevcut işlerini kimse bırakmasın. Kesinlikle.
Bana soruyorlar, arıcılıkta para var mı? Çok sorulan bir soru. Hemen hemen artık hayattan bıkmış, yaptığı işten bıkmış birçok kimse şunu soruyor. Ben bu işi bırakacağım, arıcılık yapmak istiyorum. Başarabilir miyim? Evet, ama bizdeki en büyük sıkıntı pazar. Evet. Biz de bunu söylüyoruz. Pazar sıkıntınızı ortadan çözerseniz gözünüzü kırpmadan girebilirsiniz. Ama ürününüzü satamadığınız zaman kendi sorun yaşayacaksanız maddi olarak da aman ha. Arıcılıkta şöyle bir avantaj var. Mesela benim bazı dostlarım var. Onlar kendileri kirazla üretiyorlar. Onlar dediler, biz hasat ediyoruz ama hemen satmak zorundayız. Evet. Çünkü hemen bozuluyor. Bizim böyle bir avantajımız var. Ürünü hemen satmayabiliyoruz. Bekletebiliyoruz. Bekletebiliyoruz. Evet. Peyderpey 2 yıl bile bekletsen, 3 yıl bile bekletsen bal bozulmayan bir üründür. Evet. Bunu dostlarımıza satabiliyoruz. Yani aslında böyle güzel bir avantaj var. Evet. Ama toptana verdiğinde maalesef. Maalesef. Yani değerinin çok çok altında ya, bir fiyat teklif ediliyor. Yani insan o değmiyor. Emeğine değmiyor. Hiç değmez. Perakende satacak arıcı ve kendi satacak. Evet. Bir diğer videomuzda da bahsetmiştik. Yine o da çok sorulmuştu. Memurlar arıcılık yapabilirler mi? Çok da güzel yaparlar dedik. Yapabilirler. Kamuda çalışıp çalışmamamız hiç önemli değil. Arıcılık diğer meslek dalları gibi değildir. Rahatlıkla arıcılık yapabilirler. Bundan yana da bir zaman sorun olarak da en uygun bir meslek herhalde memurluk. Tabii tabii. Hafta sonları evet, rahatlıkla aralarına ilgilenebilirler. Akşam belli dönemlerde işten çıkıp yaz aylarında evet, saat 9'da 9.30'da hava kararıyor. Çok güzel. Bu konulara çok rahat bakılabilir. Köy imamları, öğretmenler, polisler, askeri personel hiç sorun değil. Aynı zamanda yasal bir zorunluluk da yok, onu da bilin. Yani yasal bir, hatta tarım ilçeye gidin memur olarak, işletme kaydı bile oluşturabilirsiniz. Yani onlara kadar hiçbir sorun yaşamazlar. Bundan yana da güzel bir avantaj. Tek dezavantajımız her zaman olduğu gibi pazar, pazar, pazar sıkıntısı. Onu da aşarsanız zaten mesele kalmaz. İşin dörtte üçü bitmiş oluyor. Tabii, aynı öyle. Kendi arılara karşı tabii alerji olmayacak. Bu evet, çok önemli bir şey. Alerjimizin olmaması. Mesela ben duyuyorum, daha akşam bir soru geldi. Soner hocam dedi, daha önce çok sık yaşamıyordum ama şimdi artık sık yaşamaya başladım. Arı soktuğunda biraz daha etkiliyor. Dedim ya, arılarda amitraz ve flümetrin kimyasal kullanıyorum dedi. Dedim bu. Evet. Artık arıların venom dediğimiz o zehir, toksit yapıları bile bizi etkilemeye başlıyor. Yani farklı bir oluşum ve girişim haline alışıyor. Arının normal zehrine o zehir karışmış oluyor. Aslında evet, bak, şey bu. Tabii ki öyle. Bu sefer de ne oluyor? Sende daha önce görülmeden atlattığın semptomlar bugün daha tehlikeli bir hale gelebiliyor. Bu yüzden senin gibi o Varroa'da körükle duman kesinlikle kullanılmamalı. Evet. Flümetrin şeritler var, kimyasallar, onları kullanılmamalı. Doğal yönden devletimiz bugün de kanıtladı biliyorsunuz. Ne dedi? Organik arıcılıkta Varroa'da nane ve kekik yağları kullanılabilir diye artık evet, genelge de çıkardı. Organik arıcılıkta çok şükür. Bunu da başarmış olduk. Yani bu sadece bizim başarımız değil, bizim bir buluşumuz değil. Dünya kesinlikle, bilim insanlarının bir evet, buluşu. Biz sadece bunu dillendirdik. Evet. İnsanlara Türkiye'de tekrar dillendirdik aslında. Evet. Yani zaten dünyada bu konuşulan bir şey. Tabii ki, yani tabii ki. Mesela etken maddesi timol sürekli kullanılıyordu. Evet. Hatta bir arkadaşımız dedim ya, ben bunu paylaşayım mı? Paylaşabilirsin abi dedi. Avustralya'dan gönderdi. Abi dedi, bizim burada varroa ilaçları kullanmak acayip yasak. Çok büyük cezaları var dedi. Huylanırsan dedi, gelirler bakarlar dedi. Bazı organik asitlerle mücadele yaparlar. İşten çıkarsın dedi, işin içinden. Ama bizde öyle mi? Yok. Önlem olsun diye bile antibiyotik kullanılıyor. İşte eğitim farkı. Bu sefer arılarımız bir türlü iyi olmuyor. Sağlıklı olmuyor. Onların o öz hayatlarına sürekli iyileştirme müdahalesini bir türlü yapamıyoruz. Maalesef. Başaracağız inşallah ama inşallah. Sizin gibi yani kardeşlerimizle beraber başaracağız. Yeni bir ufuk olacak, yeni bir oluşum olması lazım. Birliklerin kendini yenilemesi lazım. Çünkü zaten
doğrusunun bu olduğunu kabul eden bir birliğe başka bir alternatifi söylemek mümkün değil. Kesinlikle. Akademisyenleri, bilim insanlarını da dinlemiyorlar. Biz böyle gördük, böyle devam edeceğiz diyorlar. İnan, tabii ki ben aynı zamanda gelenekselciyim. Aynı zamanda bilim akademik olarak da her iki tarafa da yönelmiş birisiyim. Tabii bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çok güzel fikirler elde ediyoruz ama bazı Türkiye'deki bölgeleri gezerken ısrarla halen o kadar kötü ürünler kullanılıyor ki, yani şimdi buradan izleyicilerin mide bulanmasını istemem ama bunları bir şekilde çözüm bulunmasını çok arzu ediyoruz. Kesinlikle. İnşallah bunlara kadar otomatik olarak hem denetim mekanizmaları hem de kontrol mekanizmaları gelişecektir. Belki bir süreç olacaktır bu 5 yıl, dediğim gibi 10 yıl, ama en azından şimdiden bunları konuşuyor olmak çok güzel bir şey. Evet. Çocuklar meraklı mı aralara? Çok meraklı değiller. Küçük ama, kızım biraz merakı var, araya gelmek istiyor. Oo, tamam. İnşallah evet. Sen önceden, gelecek. Çekim öncesi yaptığımız sohbette de küçükken ara sokmuştu, ortalığı kaldırmıştım. Ama şimdi artık o kadar güzel alıştık ki. Evet. Arılar vurmayınca rahatsız oluyoruz. Artık arıların da o güzel dünyasında o şifayı insan hissediyor. Kesinlikle. Değil mi? Arının her şeyinden şifa aldınız. Ben yayından önce söylemiştim. Bende bir öksürük vardı. Ya. Çam balı sayesinde geçti. İşin ikinci kısmı, bende sürekli bir baş ağrısı vardı. Yani eşim çok iyi bilir bunu. Bu baş ağrısı arıya başlamadan önce arkadaşla konuşurken tam yanlış anladım, bu taraftan bir arı soktu. O arı sokmasından sonra o baş ağrısı da gitti. Tabii daha sonra Allah, kendi arılarını da sokmaya başladığı için. Yani düzenli dozları aldım. Düzenli dozları aldık. Yani o da ayrıyeten bir şifa aldı. Evet. Ya ben mutlu oldum. Geçmek bilmeyen bir öksürüğüm vardı abi dedi. Hatta arkadaşlarım takılıyordu. Ya veren misin? Ne oluyor? Bu kadar şey. Tabii ya, ki belli ki bir alerjik semptom. Daha şeyini söyleyeyim. Gittiğim bölgelerde veya başka bir şehre gittim. Tanıyanlar öksürükçü geldi tabirini kullandıklarını duydum. Allah yani, Allah. Düzce'de kestane almaya gidiyordum. 2017 senesinde. Orada tamam geldi bizim öksürükçü dediğini duydum. Sağa sola baktım, kendim olduğunu anladım. Çünkü öksürüyordum o sırada. Yani ve konuşamayacak şekilde öksürüyordum. Bu kronik halde devam ederken? Kronik halde zamanlı, hatta zamanı da belliydi. Ekim'in 15'inde başlıyor. Ekim'in ikinci haftası. Nisan'ın 15'ine veya sonuna kadar kesinlikle bir fiil devam ediyordu. Ciddi bir alerji. Ciddi bir alerji. İstanbul'daki doktorum, sen ilaç kullanma, öksür dur dedi. Yani evet. Doktorun senden hani bu öksürün kesilmez. Öksür evet. Nisan'ın 15'inde bitiyor nasıl kelimesini kullandı. Sen Nisan'ın 15'inde dört gözle bekliyordun. Bekliyordum. Ama farkında olmadan çam balını tükettin. Farkında olmadan sabah akşam birer kaşık o çam balını. O niyetle değildi aslında. O niyetle değildi. Öyle bir şeyim de yoktu. Yani çam balının boğaza faydası olduğunu da bilmiyordum o güne kadar. O balı bir kavanozu tamamen tükettim sabah akşam. Ardından ikinci kavanozu da tükettim. Benim öksürüğüm Şubat'ın ilk haftası kesildi. Hatta tam bu pandeminin, Türkiye'de pandeminin başladığı döneme denk geldi. Yani arkadaşların kulakları çınlasın. Bana virüslü gözüyle bakıyorlardı. Yani Covid'li gözüyle bakıyorlardı. Ama Şubat'ın kendini ilk haftası kesildi. Çam balı sayesinde aklamış oldun yani. Aklamış oldum. Tabii. Valla çok güzel. Baş ağrısına da vesile olmuş. Sana bir sağlık katmış. Sağlık katmış. Zaten o öksürük kesildikten sonra belki biraz bir örnek olacak ama çok hızlı bir şekilde başlayayım diye 30 kovanarıyla bu işe başladım. Vallahi bravo. Sağlıktan ziyade bak bizle bile vesile olmuş. Bir dostluk da katıyor. Yani bir sürü vesilesi kesinlikle olmuş. Bir sürü birbirinden güzel. Farklı şehirlere git, yani bir arıcı farklı şehirlere gittiği zaman kendini orada yabancı hissetmiyor. Herhangi bir arıcıların oturduğu kahve olsun, birlik olsun veya arıcılar olsun. Dinlemenizi istiyorum. Çok güzel bir örnekten bahsetti.
Farklı şeylere bile gittiğinde kendini yalnız hissetmiyor. Yabancı hissetmiyor. Orada arıcılarla evet. Sanki 40 yıllık dostuymuş gibi yanlarına gidip rahatlıkla oturabiliyor. Evet. Bir misafirlik, bir meslektaşlığın da vermiş olduğu güzel bir şey değil mi? Evet. Hatta git çadırında, barakasında yat bile. İnan kesinlikle. Ki çok hoş gözle bakılır. Evet. Vallahi çok güzel. Ben de geldiğin için bugün de çok da güzel müsait olduk. Çok iyi denk geldi. Ben de seninle böyle sohbet etmeyi, kana kana sohbet etmeyi mutlu oldum. Arzu etmiştim. Çok teşekkür ederiz yine. Birazdan yine sana damızlığını da teslim edelim. Güzel bak tabii. Kesin yani. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Sayılarınız yüzler binler olsun. Milyonlar olsun. Milyonlar olsun. Evet. Bizim hiçbir şekilde bir fesatlık, kıskançlık, hasretlik durumumuz söz konusu değil. Tam aksine böyle his paylaşırsa bir aracı, inanın rekoltesi düşer. Ürünün kalitesi düşer. Biz tam aksine diyoruz ki olun, katma değer olun, üretin. Kendi balınızı kendiniz üretin. Bunda hiç yanlış bir şey yok. Çok da güzel bir şey. Başarın. Benim Yalova'daki ustam diyeyim. Ondan öğrendiğim bir şey var. Yani Türkiye'deki arıcılar olarak söyleyeyim bunu. Birbirimizin rakibi değil, meslektaşıyız. Bizim rakibimiz Çin. İşte bu arıcılıkta ileriye gitmiş ülkeler. Evet. Yani ülkelerin adını şu an sıralamasını bilmiyorum. Amerika, Çin, bahsettiğin evet. Gibi zaten ilk başta onlar geliyor ama. Bizim rakibimiz onlar olması lazım. Biz birbirimizi rakip gördükçe zaten onları gerçek bir rakip göremeyeceğiz. Sistemli bir şekilde, programlı bir şekilde artık yavaş yavaş da arıcıların sorgulayabilir arıcılıklar yapılması lazım. Tarım Bakanlığımızın bu konuda çok net kararlar alıp kesinlikle. Arıcılığı ciddi bir hayvancılık mesleği olarak görüp kuralları çok daha sıkı tutmalı. Pestisitler, kimyasallar kullanılmamalı. Daha doğrusu bütün bu zehirlerin olmadığı bir politika izlenip her şeyi sıfırdan ele almak lazım. Evet. Bunu başaracağız ama duyarlı arıcılarla beraber başaracağız. Güzel yollar izleyeceğiz inşallah. Hem temiz bal üretirsek bunları dünyaya da satabiliriz. Kesinlikle. Türkiye arıcılıkta çok özel bir yerde, çok önemli bir yerde. Bir de şu bilgiden bahsedelim. Şu anda Temmuz ayındayız. Fakat mesela hala nektar gelmediyse ne olur beslemeyi ihmal etmeyin. Küçük küçük de olsa vitamin, amino asit içerikli vitaminlerle beraber beslemelerinizi arıya ihmal etmeyin. Çünkü bu yıl her yıla göre biraz daha farklılaşma söz konusu oldu. Nektarlar geç, yağışlar çok oldu ama nektarda bir kıtlık oldu. Örneğin sen birçok bölgede nektar olmadı diyebiliriz. Yani beklenen bal olmadı. Kestane ve ıhlamurdan gerekli verim alınamadı. Birçok aracı yani dışarıdan da gelse Yalova'nın kendi aracıları bile şu anda arısını taşıdı. Taşıdı. Evet. Yani o zaman bal olmadı, nektar olmadığı için. Bu bir yani tehlike. Belki bazı bölgelerde olmuştur ama genel olarak. Evet. Tabii bunu sadece senin bölgen için değil, zaten arıcıların tamamına yakın kimselerden duyuyoruz. Evet. Bu bir risk. Ne yazık ki mevsimleri de kirlettik. Hepsinin sorumlusu biziz. Bu sebepten dolayı ne olur? Beslemeyi ihmal etmeyin. Ufak ufak azar da olsa beslemeyi ihmal etmeyin. Bala karışır endişenizi asla olmasın. Amino asit içerikli vitaminler, probiyotikli bakteriler. Bunları da düzenli olarak kullanırsanız arılarınızın bağışıklık sistemini her zaman daha da güçlendirirsiniz. Beslemeyi ihmal etmeyin. Çok riskli dönemlerdeyiz. Nektar yok. Arılarımızda bir nektar gelene kadar da onları kontrol altında tutalım. Evet. Zayıf arılarımız varsa onları birleştirme yoluna gidelim. Burada da şimdiden onları ufaktan yapabiliriz. Çok zayıf arılarımız varsa. Bu uyarılarımızı da yapmış olalım. Değil mi? Ki verim, sağlıklı bir verim elde edebilirim. Hem sağlıklı verim hem de arılarımız elimizden gitmesin. Gitmesin. İnşallah sonbahar bakımı, kış bakımı videolarımız da olacak. Evet.
Ama ondan önce bir balasadı yapacağız. Daha çok videolarımız falan var. Şimdilik bize katıldığın için Çiftçi TV ailesiyle YouTube Soner Güner kanalımızın ailesiyle beraber sohbete katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatlarınız için. Bizim için yeri çok ayrı olan nadir arıcılardan birisin. Çok sağ olun. Biz de şeref duyduk. Kendi aralığımızda hoş sohbet etme imkanını bulduk. Bu sohbet için 2 senedir bekliyordum. Öyle mi? Yani gelmeye çalışıyordum. Denk evet. gelebilir miyiz diye de çok şey yapıyordum. Evet. Cırcır böceklerine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sabote ettiler. Evet, sabote müthiş oldu. Arkadan sürekli bizi böyle değil mi? Evet. Sağlıcakla kalasın. Çok teşekkürler. Şimdi emanetini verelim. Emanetimi alayım. Hadi bakalım. Yolumuz uzun. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Çok sağ olun.